Terme Belediye Başkanı Şenol Kul geçtiğimiz ay ilçedeki sel felaketi sonrası başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yağmur yağınca artık yüreklerin ağızlara gelmeyeceğini belirten Kul, yağmur suyunun külfet olmaktan çıkıp nimet haline geleceğini ifade etti. Terme'de çok önemli projeler hazırlık aşamasında ve bir kısmı da uygulama aşamasında geçti. Terme'yi kurtaracak olan, geleceği için çok önemli olan DS ile hazırlanan projelerden bir tanesi şu anda ek yatırım programına sunuldu. Bu artık Terme'nin yağmur yağınca yüreğini ağzına getiren sel ve taşkın tehlikesini ortada kaldıracak olan Terme projesi. Bu projenin yaklaşık maliyeti 218 milyon. Salı pazarında yapılacak baraj da dahil içme suyu, sulama suyu ve sel taşkın önleme amacıyla yapılacak olan bu proje 218 milyon yaklaşık maliyetle Kalkınma Bakanlığı'na sunuldu. Bu yılın sonunda yatırım programına girmesi bekleniyor. İnşallah bu projeyle beraber Terme'deki su külfet olmaktan çıkıp nimet olmaya dönüşecek. Salı pazarında Terme Irmağı'nı oluşturan dört koldan birinin üzerine baraj yapılacağını da belirten Kul, barajın yanında diğer üç kol üzerine tersip bendi, yani taşkın önleme bentleri yapılacak dedi. Bu tersip bentlerinden haricinde yine geciktirme havuzları yapılacak. Ayrıca Terme merkezde ırmak yatağı genişletilecek ve Terme'nin karayolundan denize ulaşan kısmında, ırmağın bu kısmında ise rekreasyon projesi yapılacak. Bu iki projenin yaklaşık maliyeti 3-400 milyon olarak tahmin ediliyor. Bu proje yapıldığında Terme artık rahat nefes alacak, sel ve taşkın olmayacak.